Kayseri'ye gelmişken tarihi Kapalı Çarşısı, Pastırmacılar Çarşısı ve Kazanlar Çarşısı'nı gezmeden olmaz. Öyle değil mi? Sevgili izleyenlerimiz, Anadolu'nun en güzel şehirlerinden olan Kayseri'deyiz. Sevgili izleyenlerimiz, Kayseri'nin Kapalı Tarihi Çarşısı'nı sizler için gezeceğiz. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldin. Evet, bulunduğumuz yer tarihi Kapalı Çarşı. Evet, özellikle turistlerin uğrak yeri. Özellikle aynen. Yerli turist, yabancı turistler geldiklerinde buradan alışveriş yapmadan çıkmıyorlar herhalde. Çıkmıyorlar. Gerek elbise olsun, gerek gıda olsun. Bütün ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede. İşte elbise, ayakkabı hem dışarıya göre daha uygun. Marketlere göre veya dışarı süpermarketlere göre. Fiyatlarımız uygun. Yöresel ürünler bunlar değil mi? Daha çok böyle... Aynen. Tabii. Geneli yöresel ürünlerimiz. Tulum peynirlerimiz, işte bizim uygun salamur peynirlerimiz. Peki yurt dışından gelen olup da alanlar da oluyor mu özellikle? Oluyor. Avrupa'dan, Almanya, Hollanda... Çok oluyor, aynen öyle. Eğer araçta gelirlerse daha çok alıyorlar. Uçakta tabii ki biraz sıkıntı olduğu için ama gene de alıyorlar yani. Sevgili izleyenlerimiz, Kapalı Çarşı'da röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda genç bir arkadaşımız var. Seni tanıyabilir miyiz? Abi adım Emir Hammoğlu. Evet. 18 yaşındayım. Kayserilisin herhalde. Kayseriliyiz. Evet. 8 yıldır çarşımız hizmet vermekteyiz. Evet. Kaset olsun, giyim olsun, gümüş. Evet, her türlü hizmetteyiz abi. Evet. Kimler özellikle uğruyor buraya? Yerli, yabancı, herkes uğruyor herhalde. Abi turistlerimiz genellikle çok ilgi odağı burası. Çünkü tarihi bir çarşı olduğu için evet. Yılların getirdiği bir tarihimiz var. İşleri rast gelsin. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ekrem Adıgüzel. Ekrem Bey, kaç senedir burada esnaflık yapıyorsunuz? Ben burada bir senedir buradayım ama yaklaşık 35 senedir kitapçıydım ben. Evet. Kitap satışını kitap yapıyorsunuz. Kitap satışı, evet. Şimdi de resim şimdi yazı. Kaligrafi, hat sanatı. Evet. Böyle değişik nesnelere yazı yazıyorum. Evet. Bir nevi hattatlıkta. Hattatlık, evet. Onun yapıyorsunuz. Türkçe versiyonu kaligrafi diyorlar. Kaligrafi. Güzel yazı anlamına geliyor İtalyanca. Evet. Burada hangi yerli mi yabancı mı misafirleri ağırlıyorsunuz genelde Kapalı burada Çarşı'da? Burada genellikle Kayseri'nin yerlileri Kapalı Çarşı diyebilir. Evet. Gelir. Ama yaz günleri daha neşeli olur işte. Gurbetçilerimiz gelir. Evet. Onlara da bir selam yollamak ister misiniz? Onlar size? Hakikaten Almanya, yani Avrupa bizim yani onlar medar iftarımız diyebiliriz. Vesile-i nimetimiz. Sevgili izleyenlerimiz, Kayseri'nin en meşhur olan Pastırmacılar Çarşısı'ndayız. Pastırmacı 47 senelik Mehmet Keşiroğlu. Evet. Evet. Siz de yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Gerçekten çok kaliteli ürünleriniz var bu arada. Evet. İnsanlar geldiklerinde ne alıyorlar? Sucuk, pastırma? Biz şöyle söyleyelim, bizim Kayseri'nin ana maddeleri. Evet. Pastırma, sucuk, mantı. Evet. Bu Kayseri'nin simgesi. Olmazsa olmazlar. Olmazsa olmazı. Yerli veya yabancı evet. Turistler geldiklerinde alışveriş evet. işlerini yapıp dönüyorlar. Bir yani. De bu çarşıda şöyle söyleyeyim, bizden başka pişirip de tattıran kimse yok. Sevgili izleyenlerimiz, özellikle sarrafların bulunduğu Kazancılar Çarşısı'nı sizler için gezeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, Kazancılar Çarşısı'ndayız. Yanımızda değerli bir iş adamımız var. Şaban Bey yanımızda. Buranın bir tarihçesini alacağız. Yıllardır bu sektörün içinde zaten 40 küsur yıldır da evet. kuyumculuk yapıyorsunuz. Bir kendinizi tanıtabilir misiniz öncelikle? Tabii, ismim Şaban Zıkkavun. 12 Haziran 1978 yılından itibaren bu görmüş olduğunuz tarihi Kazancılar Çarşısı'na çırak olarak girdik. Daha sonra tezgahtar olduk. 88 9. itibariyle de kendi iş yerimizi kurduk.
Yani aşağı yukarı 30 küsür seneden belli de bu işletmemizi çalıştırıyoruz.